olanlar var. Taksiye biniyorsunuz, nerelisin diyor. Kardeş ülkeden geldim diyorsun. Aa sen Türk müsün diyor. Adam Üsküdar'a giderkeni söylemeye başlıyor. Var böyle şey. Ya ama gene söyleyeyim. Her şey köprüyü geçene kadar. Kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne şey yapmıyor yani. Vefaymış, şuymuş, buymuş. Biz bunlara şöyle sahip çıkarız, şöyle iyi insanlardı bilmem ne diye çok kapılmamak lazım. Önemli olan sizin tekerinizi nasıl döndüreceğiniz, bu tümseyi nasıl aşacağınız. Bir noktadan sonra ne anası ne babası, kimse bir şey yapamıyor kimse için. Artık kendi başınıza kalıyorsunuz. Ve kendi başınıza kaldığınızda nerede olduğunuzu, arkanıza dönüp baktığınızda pişman olmamamız gerekiyor bence. Yani söyleyeceğim şimdi hani korkuyorum yanlış anlaşılır. Sor bakalım yanlış anlaşırsa. Evet. Küçücük çocuk yaşlı adamı yürütüyor. İkisi beraber binmişler, vicdansıza bak eşeği öldürüyor. En son hoca eşeğe sırtını almış. Sen demiş bildiğini yap oğul demiş, eşeğe sırtını almış. Onun için evet, tabii ki çok uçlarda gezmek doğru değil. Yani ne diyeyim? Siz Suriye çıktığınız zaman sadece bir Enes Kaya veya bir Ercan veya başka birisi olarak Ali veya Ahmet olarak çıkıyorsunuz. Yani onun için benim en son başıma gelen olaylarda da en çok üzüldüğüm nokta da budur yani. Oraya çıktığınız zaman insanlar size Enes veya Ahmet Mehmet diye bak, Türk diye bakıyor, Kore diye bakıyor. Tabii ki. Onun için ya şimdi şöyle bir şey. Bunlar olan şeyler. Belki siz de görmüşsünüzdür. Yaşınız genç belki görmüşsünüzdür. Eskiden gene böyle yabancılar çıkıyordu. Türk birisi çıktı mesela, 2009 yılında televizyona. Evet, Korecik konuşuyor. Çocuğa sordular, içki içiyor musun? Oo diyor, ben diyor akşam neredeyim, sabah oradayım. Hatta diyor, ben kafayı buldum mu diyor, trende uyuduğum zaman da oluyor, sabah trende görevler uyandırıyor falan. Ya diyor, biz diyor kardeş ülkeyi bir Müslüman olarak biliyoruz diyor. Sunuş birebir konuşuyor. Kardeş ülkeyi biz Müslüman olarak biliyoruz, Müslümanlar alkol almıyor diye biliyoruz diyor, tamam mı? O da diyor ki, Türkiye'nin doğusuyla batısı başka diyor. Biz diyor batıda domuz da yiyoruz diyor, alkol de içiyoruz diyor. Doğuda insanlar diyor cahil diyor. Bak şimdi böyle bir şey söylesem ben, daha mı iyi olur siz? Normal. Şimdi buna baktığımız zaman, ya bu manşetten haber olduk. Türkiye'de doğuda şöyleymiş ama batıda domuz etinden alkolüne herkes yiyip içiyormuş diye. Manşetten haber oldu internet gazetesinde. Ha böyle olmaktansa biz orada şimdi bir de mesela bir de baktığınız zaman olaylara az önce yine aynı noktaya geleceğim. La bizim ülkemizde evlenmeden önce kızla erkek anlayabilirse gururlar dediğimizde insanlar hadi be lan siz harbi manyakmışsınız diye mi geliyor yoksa ha 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 diye gülüyor mu? Oradaki nüans farklarına da siz dikkat edin. Orada tercümelerin sıkıntıları da oluyor. Başka şeyler de. Programda öyle sert bir şekilde yapmışlar böyle. Yapıyorlar yani programda o şeyleri. Bak ben size bir şey anlatayım. Mesela bizim Avustralyalı dövmeli çocuğunu oturtmuştuk. Onunla ben bir şey böyle ufak bir skeç yapmıştık. Baba oğlu skeç. Evet. Sonra o çok tutmadı. Sunucuyla yaptık aynı şeyi hatırlıyor musun? Evet. Ben sopa çıkardım. Evet. Şimdi orada mesela birisi kalkıp şey diyebilir. Lazım. Bizi hani babalar çocuklarını dövüyor diye gösterdi. Ama orada mesela benim yaptığım şey ben sevmeyeceğim. Ben sopayı alıp gidiyorum. Oğlum diyorum ben seni yanlış eğittim. Al sopayı sen beni döv diyorum. Orayı görmedim. Görmezsiniz çünkü kestiler. Kesmelerin sebebi de aynen yani korkunç birisi falan böyle. İyi olsun diyorum. Sen abi bize birer tane say versene. Yok. Tamam, ben küçük çay. Tamam küçük çay vereceğiz. İçeriz bir şey. Öyle yani kesmeler, kırpmalar önemli olan programın ayeti sizin. Bu Arap'ın derecesi kurbanda ne kesti? Ben mi? Ben burada bir tane ne diyeyim? Danaya ortak girdim. 3 tane de koyun. Kore'deyken yapıyor musunuz bayramları? Tabii ki. Kore'de kurban yok, bayram yok diye bir şey yok. Yani Ramazan da var, kurban da var orada. Oruçumuzu tutuyoruz. Bayramımızı da yapıyoruz. Ha Kore'de hayvan kesmek biraz sıkıntılı. Onun için başka ülkelerde, Türkiye'de kesmiyor. Tamam, insanlar yedikleri eti kesmeden mi ya? Mecburen kesiyor yani.
yani. Mecburen kesiyor da. Şimdi mesela bir örnek vereyim. Kore. Tamam. Kore'de de eğer kurban diye bir şey olsaydı denizleri kan renginde göremezdiniz yani. Tabii sokakta kimse kurbanını kesmedi. O yönden yasak. Gidersin bir mezbahaya, numaranı alırsın, sıranı alırsın, bilmem ne yaparsın. Burada da öyle olmuş. Ama Kore'de de şu sıkıntı var. Adam mezbahada domuz eti de kestiği için benim etimi de kes diyemiyorsun. Mesela bu sıkıntı oldu. Ben şimdi Kore'de yaşanan ablalarımız falan baktım. İki kişi buldum böyle. Onların bloglarına bakıyorum. Hani şimdi biz domuz eti yemiyoruz ya. O hani domuz eti yememekle mantının içindeki domuz eti hani onu da yemiyorsun yani. Onunla ikisi arasında bir fark var. Domuz eti yemekle yemeğin için domuz eti yiyince. Hani domuz eti yemiyorlar ya. Mesela o abla evliymiş işte kaynanasını görmüş. Hani mantının içinde domuz eti varmış. Diyormuş ki bunu da mı yemiyorsun? Yani şey... Anlayamıyorlar. Ben anlatayım. Yemiyor ama bulunma ihtimalini göz ardı ediyor. Öyle değil mi? Ben de bakmışım. Anlatayım ben size. Mesela Kore'de yemeğe bir restorana girip sipariş verdiğiniz zaman atıyorum et yemiyorsunuz dışarıda. Yani et yiyebilirsiniz ama domuz eti olma ihtimali var riskinden dolayı hiç et yemiyorsunuz mesela. Yemeğe yapana soruyorsunuz et giriyor mu diye. Hayır diyor, et girmiyor. Ondan sonra yemek geliyor, bakıyorsun içinde salam var. Diyorsun burada et var, o diyor et değil salam. Anlatabildim mi? Kafa bu olduğu için, yani insanlar bunu böyle bildiği için. Ya sen sosis de mi yemiyorsun? Sosise domuz eti diye bakmıyorsun. O risk her zaman olduğu için yemeğinin siparişini verirken bunun içinde ne var diye soruyorsun, şu 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 bu. Bunu çıkart, öyle yap getiriyorum mesela. Oradan bir şey merak eden yok mu ya? Sadece bu ikisine mi çalışacağız? Sadece ben bağırdım. Siz niye geldiniz? Abi sizin merak ettiğiniz bir şey var mı konuyla alakalı? Ben merak ediyorum şunu. Koreliler köpek falan yiyorlar ya. Doğru mu? Koreliler köpek yiyor. Koreliler köpek yiyorlar abi. Evet ben de duydum da. Ama şöyle bir şey. Yani eskiler yemişler. Artık genç nesil yemiyor. Hatta yani şey, protesto falan ediyorlar. Protesto edenler var da. Ya o burada da var yani. İnek eti yemeği, yok protesto ediyorlar. Kurban kesmek işte, kurban kesmek şey. Evet. Şey o, Kore uçak bileti ne kadar? Ne zaman gittiğine bağlı. Yani sezonda gidersen... Sezonda gidersen 1300 dolar falan. Dolar ne kadar? O dolarla şey yani, parasını... Yani 2-2,5'la çarp gibi bir şey. Aslında çaylar, şu an 2,5'la çarp gibi. 4,5 milyon. Çaylar böyle herkese birer tane ver abi. Olsun. Gelince videoya mı alıyorsun lan? Ben eşimle 2005 yılında bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Yani öyle kursisi onunla tanışmaya gittiğimiz bir şey değildi. Sadece öyle arkadaş ortamında tanışmış olduk. Ama tanıdıkça nasıl birisi olduğunu gördüm. Ve 2008'di galiba. 2008'den itibaren de evlenmeyi düşünerek kendisiyle görüştüm. Ailem başta müsaade etmedi. Yabancı olmasından kaynaklı değil. Sonra müsaade ettiler, evlendik. Çok böyle ne diyeyim, romantik bir hikaye anlatıyor ama. Memleket nere hocam? Benim mi abi? Samsun. Benim Samsun, Alaçam. Alaçam mı? Neresi? Evet. Alaçam merkezdeyiz biz. Merkezde mi? Siz de mi o taraftasınız? Samsun'dan bir... Samsun'dan. Mayıs'ta ben görev yaptım. Öyle mi? Biz Alaçamlıyız abi de. Çocukken çok gitmiş gelmişiz. Ne? Amasya. Neresinde? Neresinde? Amasya'da benim çok sevdiğim bir abi vardı. Kore'de beraber yaşıyorduk da. Döndü geldi artık Türkiye'ye. Amasya'nın neresi? Taşu. Biz Belda. Arkasına yoğu koyduğunuz zaman saygılı oluyor. Koymadığınız zaman saygılı oluyor. Biri senli benli, biri sizli bizli. Evet, evet, evet. Ama bizdeki kadar arası şey değil, dar değil. Yani onlar da çok daha önemli. Yani ben mesela abiye dandım konuşsam nasıl bana kızar.
Aynı o şekilde. Ama bilmediğin yabancı olduğun zaman şey yapmıyorlar diye. Yok ya. Ben mesela Filipinlere gittiğimde 3 aylıkken bir tane Koreli kadın gördüm. Aa dedim Koreli. Gittim daldım Koreli. Baştan aşağı pambal konuştum kadını. Kadın beni bir fırçaladı orada. Dedim ne olacak ya, Korece konuşuyorum. Bulmuşsun yabancıyı Korece konuşuyordu. Ne kızıyorsun dedim ben de kadına. Böyle yok işte yanlış söylüyorum da şöyle oldu. Zaten vura kıra öğrendim. Hiç önemli değil kimin ne dediğini yaptı. Önemli olan senin bunu becerebildiğin veya beceremediğin. Onun için. Biz şu an öğreniyoruz ama hani işte İstanbul'da olduğumuz, Türkiye'de olduğumuz için telaffuz sıkıntısı yaşarsınız. Evet. Sıkıntısı ben yaşamıyorum da ilerlemek için mesela karşılıklı olarak biriyle konuşman gerekiyor. Ya konuş işte. Ya bir de haftada bir gün iki günde değil heba. Yani. Hadi deneyelim bir kere de. Ali, heba, heba. Ben daha ilk seviyeyim yani. Ben daha ilk seviyeyim. Rob, buraya. Buraya. Çaşıcak. Ay bu fıkra var ha. Soracak bir şey. Güzel. İyi mi? I don't know. Çok iyiymiş, bravo. Yok ya. Derdimi anlatacak kadar biliyorum. Ben İngilizceyi nasıl öğrendim biliyor musunuz? Okulda. Ben söyleyeyim. Ortaokulda bir sene hazırlık okudum ben. O zaman işte çat pat öğrenmiştim. Sonra Kore'ye gittiğimde, Kore'de sokakta gezerken bir tane kadın geldi. Dedi ki İngilizce öğretebilir misin? Ben de dedim ki ben İngilizce bilmiyorum. Ya dedi, senin tipin yabancı, öğretirsin gel. İyi dedim ben de. Kadının küçük bir tane dershanesi varmış, İngilizce öğretecek orada. Bana dedi ki, velilere dedi senin Kanadalı olduğunu söyleyeceğim. Türk dersek dedi, ana dili Türkçe bunun, bu nasıl İngilizce öğretecek diye şey yap, muhalefet yaparlar. Dedim ben karışmıyorum, kime ne diyorsan de. Ondan sonra ilk derse girdim. Böyle 6 yaşından 12 yaşına kadar 8-9 kişi var. Veliler falan hep içeride. İşte Kanadalı öğretmen gelmiş, nasıl İngilizce öğretiyor bir görelim diye gelmişler böyle. Alfabeyi öğret dedi. Alfabeyi de elime kart verdiler. Her kartta A yazıyor, arkayı döndürün Apple yazıyor. Onlar da karışmış birbirine. Alfabenin sırasını hatırlayamadım ben. X, W, Y, Z mi? X, Y, W, Z mi? Neydi hatırlayamadım. Sonra aklıma gelmiyor. O zaman böyle internet diyor. Korece de bilmiyorum çok. 6-7 ay falan olmuş gibi. Hepsini karıştırdım birbirine. Çocuklara dedim alfabeyi bilen var mı? 1-2 tane sayı kaldı. Dedim bugün size karışık öğreteceğim. Eve gidin sırasını yapın dedim. Sonra öyle ben de alfabeyi öğrendim çocuklara. İngilizcemi öyle geliştirdim. Öyle öğrendim, öğreterek. Çok şey değil ya, zor değil. Yani önemli olan hem azmetmek hem de istemek. İstedikten sonra her şey olur. Ama giderken başka yollara saparsanız, burada ne olduğunu unutursanız, neticede elinizde bakıyorsunuz, ne bu yoldan bir hayır geliyor, ne de buradakine ulaşabiliyorsunuz.